Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Bugün Samsun'un en işlek caddelerinden biri olan Çiftlik Caddesi'ndeyiz. Vatandaşlara pandemi sürecini sorduk. Bakalım vatandaşlar pandemi süreci hakkında neler düşünüyor? Pandemi sonrası ruh haliniz nasıl? Depresyonda mısınız? Hayır, değilim. Kendimi kontrol ettikten sonra, kalabalığa girmedikten sonra. Herkes kendinin doktorudur. Bir şey yok, iyiyim yani. Hayır. Tabii bunun kurallarına uyduğunuz zaman biraz da yaşımız itibariyle daha olgunuz. Bu süreci daha hafif geçirmeye çalışıyoruz. Pandemi sonrası tam olarak depresyon denmez ama mali açıdan anlamında büyük bir depresyon içerisine girdik. Evde kalmak ne yaradı ne yaramadı ama ağırlıklı olarak hani mali açıdan en büyük depresyon bu şekilde oldu. Ben yurt dışından geldiğim için beni o kadar etkilemedi. Yani oradaki yasaklar aynı bu şekilde burada devam ediyor. Hatta burada daha da önlem sıkı ve sonuçlar da belli zaten. Geldiğim ülkede bu kadar sıkı değildi. Hangi ülkeden geldin? Kuveyt'ten geldik. Orada bu kadar sıkı değildi. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden elinden gelen her şeyi yapıyorlar yani. Bu büyük bir başarıdır. Depresyon demeyelim ama kötü. Çünkü ticaret öldü. Piyasa öldü. İster istemez herkes eve kapanınca ticaret öldü. Hükümet de beklenilen destekleri vermedi. Vermeyince de piyasada şu anda asıl sıkıntı, normale döndük dedik ama biraz erken döndük. Bu dönüş şimdi arttığında insanlar bu sefer para olarak asıl sıkıntı başlayacak. Bak mesela bayram geliyor. Siz de görmüşsünüzdür. Alışveriş dükkanlarında hiç kimse yoktu. Şimdi destek yok. Hükümet tarafından beklediğimiz destek yok. Onun olması gerekiyordu. Ama ne hikmetse olmadı. Evet, etkilendik. Hepimiz etkilendik. Çünkü hastalıktan korktuk bir yana, dışarı çıkamadık bir yana, evde hapis kaldık, hareket edemedik bir yana. Bayağı bir etkilendik yani. Peki sizce pandemi ekonomiyi nasıl vurdu? Cebinizin durumu nasıl? Hiç iyi durumda değil. Yani ortanın da biraz daha altına düştü. Zaten Türkiye orta gelirli bir Türkiye olduğu için biraz daha altına düştü. Daha zorlandı. Çoğu iş yerleri kapandı. Ve ben de şu an iş arıyorum. Ne yazık ki iş arıyorum ama iş bulamıyorum. Vallahi pek de sayılmaz ya. Normal karşıladım çünkü dünya bunu yaşıyor. Tedbirimi de aldım. Haliyle mutlaka etkiliyor. Etkilemez olur mu? Mutlaka etkiliyor da o kadar değil ya. Peki pandemi sizce ekonomiyi nasıl vurdu? Cebinizin durumu nasıl? Vallahi ben emekliyim. Zaten standart bir gelirim vardı. Beni fazla değil ama çalışan kesimi daha çok. Emekçi kesimi, asgari ücretli çalışan kesimi daha çok vurdu ya. Tabii haliyle piyasalarda durgunluk gözleniyor. Biz de konunun yakından takip ettiğimiz için, halk olarak alışverişte bulunduğumuz için gittiğimiz esnaf kardeşlerimiz zor durumda olduklarını söylüyorlar. İnşallah bu süreci hep birlikte biraz daha da dikkat ederek süreci inşallah atlatacağız diye inanıyoruz yani. Bu şekilde düşünüyorum. Yani ekonomik durumumuzu herkesi etkilediği gibi bütün dünyayı, ülkemizi, bizleri, hepimizi olumlu yönde etkilemedi. Çünkü dönen bir çark var. O çark durunca her şey duruyor. Dolayısıyla belirli bir sabit geliriniz yoksa özellikle ve özellikle ticaret yapanlar için çok zor. Ben geçmişte yaptığım için biliyorum. Onlar için çok daha fazla zor oluyor. Belli bir geliriniz yoksa çok zor. Zorlanıyor tabii insanlar. Buna bağlı olarak hayat pahalılığı da hiç durmadan devam ediyor. Etkileniyoruz, hepimiz etkileniyoruz kesin. Peki bu süreçte şu şöyle olmasaydı daha iyi olurdu dediğiniz bir durum var mı? Yani bu süreçte şöyle diyebilirim. Pandemiye bağlı olarak belki eve kapansaydık bir süre daha, yani yasaklar ciddi olarak böyle ara ara değil de
belli bir süre devam etseydi şimdilerde biraz daha rahat olabilirdik diye düşünüyorum. Keşke öyle olsaydı. Ya şu anda çalışmıyorum. Çalışmadığım gibi tabii görüyorum insanlar şu anda herkes kaygılı. Kimse yeni bir şey yapmıyor. Herkes elindekiyle yetinmeye çalışıyor. İnsanlar korkuyor. Bu süreçte birazcık daha eğitimi bununla alakalı sağlık eğitimini birazcık daha yüksek de tutabilselerdi şayet. İlk boşlukta hani en büyük örnek neydi? Karantina gelecek dediği günkü akşamki çıkış. En büyük örnek buydu. Marketlere saldırı, bildiğim saldırıydı o. Bir şeyin yayılmamasını istiyorsak öncelikle bunu yapmamamız ve bunu çok da evvelki bir tarihte söylenmesi gerekiyordu. Zaten benim gözümde onun şu an cemeresini çekiyoruz yani. Onun sıkıntısını çekiyoruz. Şu tarihlerde bile sayılar her geçen gün artıyor. En büyük problem onu olarak görüyorum. Birazcık daha düzgün yönetildiği takdirde Ağustos'a, Eylül ayı gibi artık tamamen bitebilir. Çünkü Avrupa'nın çoğu ülkesinde bitti. Sürekli bakıyoruz, araştırıyoruz. Birazcık daha eğer bilinçlenebilirse toplum olarak, genel olarak biz de, devlet büyükleri de aynı şekilde çok daha iyi olacağını düşünüyorum.